Bir. Merhabalar, Poçakısı Kasrı'nı gezdik, içeriye girdik ama maalesef ki fotoğraf çekilmesi ve kamera çekimi yasak olduğundan dolayı sizlere bir çekim yapamadık. Beynimde kalanları aktarmaya çalışacağım. Muhteşem bir kasır, dıştaki çekimi gördünüz. İçeriye de mutlaka gelmenizi, bakmanızı, gezmenizi öneriyorum. Yaklaşık bir 10 dakikalık tur yapıyorlar ve çok güzel anlatıyorlar. İçeride neler var? İlk göze çarpan muhteşem tavanlar var. Odalardan odalara geçişte, her geçişte oymalar ve modelin içerisinde modeller olan bir yağlı tablo gibi düşünün. Yüksek tavanlar var. Isıtma sistemi yok burada. Çünkü o zamanlar merkezi ısıtma olmadığı için. Muhteşem avizeler var. Avizeler de mumla yandığından dolayı denizden gelen esinti, mumları söndürmesin diye bütün avizelerin çerçevesi var. Koltuklarla perdeler kumaş anlamında birbirleriyle takım. Çok yüksek kapılar var, çok yüksek tavanlar var. Üst kattan ziyade alt kat daha bana biraz muhteşem geldi. Her odada iki tane ayrı sauna var. Aklımda kalanlar bunlar. Buranın avcıların denizden gelip ova çıkması için bir konaklama merkezi olarak ilk etapta yapıldığı ve daha sonra yıkıldığı, tekrar orijinaline uygun yapıldığı anlatıldı. İran Şahlığı'nda bu manada bu köşkümüze bir muhteşem bir halı hediyesi olduğu söylenildi ki biz bu halıyı gördük ve halının üzerinde bütün av hayvanları işlenmişti. Bu güzel bir şey sence. Avcılık maksatı olarak kullanılmış muhteşem bir köşk. Oldukça fazla odası var. Sağ tarafta yaklaşık aklımda kaldığı kadarıyla her katta iki, sol tarafta iki ayrı oda. Her katta banyo var. Mutfak gözüme ilişmedi. O işi nasıl yaptılar bilmiyorum. Ve tabii ki muhtemelen alt katı, odun katı da var ve çatı katı da var ama oralara çıkmadık. İki katı gezdik. Bunun haricinde dış sesten yardım alayım. Aklımızda neler kaldı? Bizim dış sesimiz benden daha kuvvetli bir beyne sahip olduğu için. Dış sesten yardım alalım. Burada kalmıyorlarmış. Evet, burada kalmadıkları söylenildi. Sadece av yapıp dönüyorlar. Av yapıp dönmek anlamında bir konaklama maksadıyla kullanılmış ama bir konaklama maksadıyla kullanılan bir köşk olarak daha muhteşem bir döşeme yapısı var. Sadelik de göze çarpıyor. Yani hemen hemen neredeyse oturma grupları var, halılar var, şömineler var. Yani belki de o yüzden mutfağı arasında. Yatak odaları yok yani. Nasıl? Yatak odaları yok. Evet, evet, evet. Bravo, dış ses bravo. Yatak odası yoktu. Çok doğru söyledi. Sadece oturma grupları, kanepeler gözümüze çarptı. Onun haricinde bizimle birlikte turu gezenler şunu söylediler. Üst kata çıkarken neden iki ayrı merdiven var diye bir soru soruldu. Hatta gelen ziyaretçilerden bazıları şöyle söyledi. Sağ taraftan bayanlar, sol taraftan beyler mi çıkıyor acaba gibi bir düşünce test ortaya atıldı. Ama bizim dış sesimizin yüksek bilgisi olarak ona müdahale etti. O da şu, Osmanlı'nın ihtişamını hissettirmek anlamında iki tane merdivenle yukarıya çıkılıp sonra tek merdivende buluşulduğu söylenildi. İçeride fotoğraf çekilmemesi, çekim yapılmaması bana biraz eksi olarak yansıdı. En azından bir hatıra fotoğrafı çekilebilirdi. Şimdi dış ses kaç fotoğrafı... Bozuyor flaşlar, bozuyor. Bütün ürünleri bozuyor. Hatıra fotoğrafı çekilebilirdi. Aksi takdirde herkes gizli öyle, yok efendim öyle bedava çekmek. Ama içerideki havayı, avizelerin havasını solumak gerçekten çok muhteşem. Evini döşemek isteyenler için de ayrıca bir fikir veriyor, bir çıtamızı yükseltiyor. Başka nelerden bahsedilmişti? Benim aklıma gelenler bunlar. Bu kadar. Yani genel itibariyle bunlar. Yaptıran padişahtan bahsediyor. Abdülmecit. Evet, Abdülmecit padişahımızın. Balyan kardeşlere yaptırmıştır. Evet, yapıldığını söylüyor.
güzeldi. Aynalar çok muhteşemdi. Her iki tarafta da çok güzel aynalar vardı. Fakat benim anlamadığım şu, bu arada öğrencilerimize çekim yapıyoruz herhalde. Onlar da böyle bir ödevleri var. Kolay gelsin size de. Aynalar insan boyunun çok üstünde tavana kadar. O benim dikkatimi çekti. Onu pek manasını anlayamadım ama şöyle bir hissiyatta kavuştu. Koltuktan oturduğumuz zaman acaba aynadan, denizden gelen gemileri mi seyrediyorlar? Ya da çok mu daha bizden uzun boylulardı diye bir düşünce geldi. Neden aynalar o kadar ihtişamlı ve yüksek çıtadan yapılmış? Burası ben pek anlayamadım açıkçası. Dışarıya şu an baktığımda hani avcılık olarak kullanıldığını söylenildi. Nerede avlanıyorlardı diye düşündüğümde arka tarafta, isterseniz bir ses çeksin bize, bir dağ görüyorum. Acaba bu dağa mı çıkıyorlardı? Burada mı bir avcılık yapıyorlardı? Olabilir diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar aklımızda kalanlar. Daha da ayrıntılı bilgi elde etmek istiyorsanız buraya geleceksiniz. 10 TL vereceksiniz. Tabii ben basın görevlisi olarak ücretsiz girdim. Basın görevlisi isteyeceğiz. Ücret vermeden bizi bulursunuz. Çekim yapamıyorsunuz. Muhtemel özel izin gerekiyor. Bizim de özel iznimiz olmadığı için sadece sizleri dışarıya çektik. Ayakları rahatsız olan, hasta olan, yaşlı olan, buralara gelme imkanı olmayanlar için bu amatörce de olsa sizlere çekim yapmayı bu yoğunlukta ihmal etmiyorum. Dolayısıyla özellikle de tabii ki Anadolu yakasında olup buraya gelenler için bir çekim yapmak istiyorum. Ama asıl merkez tabii ki yaşlılar. Suçlu insan ettiysek affola. Bir başka çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.